Belli aralıklarda yeni doğan bebeklere yapılan bazı aşılar aileler tarafından kabul edilmiyor. Biz de samsunhaber.com ekibi olarak Samsun halkının görüşlerini aldık. Kesinlikle aşı yaptırmalarını düşünüyorum. Yani aşı her zaman önemli. Ve yaptırmayan aile sayısı 12.000'e yükselmiş. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Siz bir sorun yaşadınız mı yaptırdıktan sonra? Yok, herhangi bir sorun yaşamadım ben çocuklarımda. Gayet sağlıklı gördüğünüz gibi. Evet, evet, güvenli olduğunu düşünüyorum. Ona göre her tehlike her şeyde var zaten de. Hani sonuçta yiyecek olarak bile, gıdalarda bile bugün onu iyi dediklerini yarın kötüleyebiliyorlar. O da var ama onun için gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar da yapılmış, bu zamana kadar da pek o kadar bir şeyler duymadım. Hani kötü olan bir şeyler. O yüzden yaptırıyorum olumsuz, yani. Olumsuz bir şey duyulmadı ki hiç. Hiç olumsuz bir şey duymadı. Çocuğun aşıları yapılması gerekir. Ve yaptırdım da iyi de oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Çok şükür. Doğrudur, korkmasınlar, evet. Korkmasınlar onlar da. Bu tür şeylerden korkmasınlar. Ben yeni doğan dersine giren bir öğretmenim. Aşıların zararlı olduğunu düşünmüyorum. Çok hayırlı bir şey. Ben de emekli hemşireyim. Hepimiz aşılar, yani ben de çocuklarıma yaptırdım. Herhangi bir zararını da görmedim ve aşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına olması gereken bir şey zaten. Ben de bu konuda şunu söylemek istiyorum. Yani aşıların zararlı etkileri olabilir ama bu komplikasyonlar çok nadiren rastlanan şeyler. Bir de olması için gerekçeler var. Örneğin işte soğuk zincire uyulmamış olması, aşıların uygulanış yerleri var. Her aşının farklı farklı. Onlara dikkat edilmemiş. Yani bu tarz bir hata nedeniyle ancak komplikasyon gelişebilir. Zararına kesinlikle inanmıyorum. Eğer öyle olsaydı şu anda dünya yüzünde çiçek hastalığı diye bir hastalık yok. Aşılar sayesinde. Aşılar sayesinde tabii. Örneğin çocuk felci çok korkunç bir hastalık, bir insanın hayatını çok kötü bir şekilde etkileyen bir hastalıkken aşılar sayesinde artık çocuk felci yok. Tifo, tüfüs bunlar en aza inmiş durumda. Yani aşılarla şu anda kanser giderilmeye çalışılıyor. Vallahi yaptırsınlar bence. Siz doğru buluyor musunuz aşıların olmasını? Bir sıkıntı tabii ki. Mı? Yok, yaşamadım. Aşı yaptırmayan aile sayısı 12.000'e yükselmiş. Hı hı. Ve iğnenin içinde bazı maddelerin bulunduğu ve o maddelerden korktuğu. Şunu söyleyeyim, grip aşısı yaptırdık çocuğumuzu ama yaptırmayı düşünmüyorum. Grip aşısı. Haricinde bebek yanmış. Tabii hepsini yaptırdık. Yani bilinçli ailelerin yaptırması gerekiyor bence zaten. Yani aşılarını yaptırdınız mı? Evet, yaptırdım hepsini. Bazı aileler korkuyorlar aşı yaptırmaktan. İçindeki bazı maddeler dokunuyormuş. Ya böyle söylüyorlar. Siz bir sorun yaşadınız mı? Yok, ben hiçbir sorun yaşamadım. Yani ben çocukken bile evlerimize geliyorlardı, ağzımıza bir şeyler damlatıyorlardı aşıydı. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yaptırmayan aile 12.000'e yükselmiş. Ya şöyle oldu bence, bu rotavirüs aşıları çıktı ücretli. Yok işte 300 lira 500 lira olanlar. Ondan sonra insanlar özele dönüş yaptığı için devletinkini bıraktılar, ben öyle düşünüyorum yani. Yaptırdık. Bazı aileler güvenmeyip yaptırmıyorlar. Hı-hı. Siz ne söylemek istersiniz? Ya biz devletimizin kurum kuruluşlarına güveniyoruz. Sağlık ocağında gayet güvenli bir şekilde yaptırdık, işte bir sorun yaşamadık. Yaptırmayan aile sayısı 12.000'e yükselmiş. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bu ailelerin takip edilip ayrıca bilgilendirilmesi gerekiyor tabii ki. Yani onun dışında daha bilinçli bir toplum olmamız gerekiyor. Yaşayacaklarını düşünüyorlar. Ama çok yanlış bence. Asıl aşı yapılmazsa sorun yaşanır. Ve yaptırmayan aile sayısı 12.000'e yükselmiş. Yani evet, dinledim aşı televizyonda. Bence çok yanlış. Yani yaptırmaları gerekir. Tabii yaptırmaları gerekir. Neye dayanarak da bunu söylüyorlar? Hani yapılıp da bir problem yaşayan mı var? Sayısı mı çok? Neye dayanarak böyle yapıyorlar? İşte problem yaşayacaklarını neye dayanarak düşünüyorlar ama? Önlerine bir örnek mi çıkmış? Bunun sayısı mı çokmuş? Oranlar mı yüksekmiş ki böyle düşünüyorlar? Çok yanlış düşünüyorlar. Çocuklarına yazık ediyorlar.